muayene, kelepçeli yatış kesinlikle insan haklarına aykırı bir durumdur. Kabul edilemez bir durum. Ve maalesef biz bunları çok görüyoruz. Çok dramatik vakalarla karşımıza çıkıyor. Mesela unutamadığımız bir isim Koçer Özdal, yaşlı ve hasta bir kişiydi. Kelepçeli bir şekilde yatağına bağlı olarak hayatını kaybetti. Yine Abdo Baran, Mardinli bir hastaydı. Sanırım Diyarbakır Gazi Yaşargil Hastanesi'nde uzun süre yatağa kelepçeli olarak kaldı ve hayatını kaybetti. Ve onlar arasında yine unutamadığımız bir isim Veysel Atasoy, kelepçeli bir şekilde 35 gün yatağa bağlı kaldı. Ağır bir hastaydı, ağır bir Covid hastasıydı ve hiçbir şekilde kelepçeleri çıkarılmadı. Zaten hasta ve oldukça sıkıntılar yaşayan bir kişisiniz. Düşünün, yatak yaraları olabiliyor, sağa sola dönme sıkıntılarınız var ve bütün bunlara rağmen kelepçeli bir şekilde yatıyorsunuz. Bu kabul edilecek bir durum değil. Biz olayı zaten baştan itibaren takip eden bir vekiliz. Ben baştan itibaren bu olaya vakıfım. Çünkü bu hasta mahpus hastaneye yattığında bize başvurdu ailesi ve hatta ihmallerden dolayı yardım istediler. Biz de hastane başhekimliğini aramıştık. Tavşanlı Devlet Hastanesi başhekimliğini hiç unutmam. İşte neredeyse 2 yıl oldu. Bilgi vermişlerdi ve daha sonra ailenin başvurusundan öğrendik ki 2 hafta kadar bir gecikme olmuş. Covid olmuş, ateşler yaşamış ve 2 haftalık bir gecikme sonrasında 7 Ağustos'ta test yapılmış. 8 Ağustos'ta da anlaşılan hemen durumu iyi görülmeyince hastaneye yatırılmış. Tabii bu dönem içinde oğlunun bize başvurusunda şunu görüyoruz. Babası günlüğüne yazmış. Ya demiş, her gün mü insan bir ateş düşürücü, bir antibiyotik ister de verilmez. Ateşimize bakıp gidiyorlar. Bu insanların hastası olsa evlerinde hastalarına böyle mi yaparlar diye sitem dolu yazılar yazmış. Günlükten bunu oğlu bize okuyor. Ve Tavşan Devlet Hastanesi'nde diğer hasta mahpuslarla yattıktan sonra tabii daha da ağırlaşmış. Aslında doktor ilk gördüğünde ya sen geç kalmışsın, direkt yoğun bakıma yatmalıydın demesine rağmen orada da bir aksama olmuş ve Kütahya Devlet Hastanesi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmiş. Aslında bize yargısal yollara biz karışamayız cevapları veriyor ve mesela yapması gereken görevleri yapmıyor. Mesela düşünün, daha önceki insan hakları İnceleme komisyonları gerekirse raporlama çalışmaları yapmıştır, suç duyuruları yapmıştır, ani karakol ziyaretleri yapmıştır, karakollarda Filistin askısı işkence aletleri bulmuştur. Bakın, zamanında İnsan Hakları İnceleme Komisyonu göre işte yapmıştır. Ama tarihin en vasıfsız, en kötü ve görevini yapmayan komisyonun şu andaki komisyondur, komisyon başkanlığıdır. İnanılmaz bir şekilde iktidarın, yürütmenin, bakanlıkların, cezaevlerinin ve diğer kurumların yaptığı ihlalleri örtbas etmekle meşguldürler. Doğru düz işlerini de yapmamaktadırlar. Yani mesela birçok suçla ilgili husus olduğunda suç duyurusu ve benzeri hususu yapmamaktalar ve bize verdikleri cevaplarda da çok önemli ciddiyetsizlikler var. Mesela insan kaçırma meseleleri, işkence meseleleri, kötü muamele, şu bu meselelerinde bir heyet oluşturulması, rapor oluşturulması isteklerimize sürekli olumsuz cevap vermekteler. Ama iktidarın istediği hususlarda hemen heyetler oluşturup raporlar düzenleyebilmekteler. Mesela işte Pazarkule sınır kapısındaki göçmen yığılması karşısında Yunanistan'ın yaptığı hak ihlallerini belgelemek için bir meclis komisyonu oluşturup gitmişlerdir. Veyahut da Azerbaycan-Ermenistan savaşındaki hak ihlallerini belirlemek için hemen o bölgeye koşturmuştur. İşin ironik tarafı şudur: sen ülkendeki ihlalleri tespitle uğraşmıyorsun, Yunanistan'ın
Ermenistan'ın ihlallerine uğraşmakla iştigal ediyorsun. Senin görevin asıl bu ülkedeki ihlallerdir. Evet, dış ülkelere de bakarsın, bu konuda söz söylersin ama sen en önemli başvurularımızın olduğu Meclis İnsan Hakları'nın inceleme komisyonuna en fazla başvuru yapan milletvekili olarak, en şikayetçi olan milletvekili olarak işini yapmadığın apaçık ortadayken, sanki iş yapıyormuş gibi kalkıp dış ülkelerdeki meselelerle ilgili heyetler oluşturuyorsun. Burada hasta mahpusların durumu var, işkence var, zorla kaçırma var, kaybedilmeler var, bir sürü ihlaller var, iş cinayetleri var. Bunlarla ilgili bir çalışma yapmıyorsun. Kalkıp dostlar alışverişte görsün diye bunları yapıyorsun. Artı bütün şu ana kadar bizim başvurduğumuz ihlallerle ilgili tek bir ihlal tespiti yok. Hani burada bir ihlal olmuştur diye bir tespit de yapmıyor. Veyahut da bir girişimde de bulunmuyor. Bir heyet oluşturun diyoruz. O heyeti oluşturmak istemiyor. Hani işini yapmak istemeyen ama böyle işte makam araçlarında dolaşan bir komisyon başkanlığı var önümüzde. Bizim vicdanımız bu tür olayları kabul etmiyor. Hasta mahpuslar bakımsızlıktan, iyi olmayan niyetlerden dolayı adeta telef oluyorlar, hayatlarını kaybediyorlar, aileleri büyük zararlara uğruyor. İnsan Hakları'nın inceleme komisyonu, ki en bağımsız komisyon olması gerekiyor. Yani bir bakanlık değil ki böyle tamamen yürütmenin istediği bir şekilde karar versin. Meclisin bir komisyonu. Olabilecek yine en bağımsız komisyon gibi görünür ama inanılmaz bir şekilde işini yapmayan, safsaklayan, iktidarın istediği gibi sonuçlar veren bir komisyondur bunun.